Burası Şanlıurfa'da Klaus Schmidt ana evi. Ama burası Klaus Schmidt'le eşi Çiğdem Köksal Schmidt'in kazı ekibinde ve kazıyı devam ederken 20 yıl boyunca Göbekli Tepe kazı evi olarak hizmet vermiş aslında. Çok değerli anılara ve enerjilere sahip bir yer. Çünkü kazıda taşınabilir ufak eserlerin ilk buraya getirilip burada tasniflendiği, temizlendiği, kayıtlara geçirildiği, kilit altına alındığı bir mekan burası. Bütün bu avlu o zaman 20 yıl boyunca masalar, sehpalar ve çalışma ekipleriyle doluymuş. Her sabah neredeyse 4.30'da kalkıp Göbekli Tepe'ye gidilir. Saat 6'da Göbekli Tepe'de mutlaka kazı işinin başına geçilirmiş. Ve burada düşünün o enerjiyi, Göbekli Tepe'den ilk gelen o küçük buluntuları burada tasniflendiğini, kayıt altına alındığını. Bu oda da onların bilgisayarlarının olduğu, çalıştıkları odaymış ama artık burası bir konferans odası. Hem de burada bu Göbekli Tepe hikayesinin nasıl başladığını, kazıların nasıl yapıldığını gelen konuklara anlatıyormuş Çiğdem Hanım. Aynı zamanda çok güzel atölyeler yapıyorlar. Kendisi de böyle Göbekli Tepe'de simgeleri olan, işaretleri olan şeyleri çiziyor böyle. Ve buraya çok farklı turist grupları da geliyor. Burada 45 dakikalık bir sunum yapıyormuş Çiğdem Hanım. Burada bir hem barkovizyon var hem de bir perde var. Önce müzeye gidin, sonra ana evine gelin, ondan sonra Göbekli Tepe'ye gidin. Üçünü bir bu sırayla yaptığınızda Göbekli Tepe ile ilgili bilgileriniz daha iyi, hani taşlar yerine oturur diyor. Ve buraya ulaşmak için de Klaus Schmidt ana evi sosyal medya hesabından iletişime geçebiliyormuşsunuz. Bunlar da Göbekli Tepe ile ilgili kapak olan dergilerden kesitler. Aslında neredeyse bizden çok daha önce biliniyormuş gördüğünüz gibi. Göbekli Tepe'nin o güzel enerjisinin burada olduğuna da valla ben şahsen inanıyorum. Çok değerli bir yer. Artık burası Klaus Schmidt ana evi. Instagram'dan da bulabilirsiniz. Urfa'ya geldiğinizde mutlaka buraya uğrayın. Duvarlarda da Klaus Schmidt'in kazı anından fotoğraflar var. Ve aynı zamanda Çiğdem Hanım'ın da yaptığı, Göbekli Tepe'den esinlenerek yaptığı eserler var.